Rus operatörü Alex Tor gelecek yıl Mayıs ayından itibaren Muğla'nın Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'a başta Rus olmak üzere Rusya ve bölgesi ülkelerden yabancı turist getirecek. Biraz cümle röportaj gibi olsun istenmez. Evet. Nasıl? Daha güzel. Rusya'da 20 yıldan bu yana faaliyet gösteren tur operatörü Alex Tor'un Türkiye Genel Müdürü Vural Karasu, Kontrat Müdürü Mustafa Özden ve TAV Havalimanları Holding AŞ Pazarlama Koordinatörü Serkan Karatay, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'la birlikte bugün toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda basın açıklaması yapıldı. Rusya pazarında 20 yıldan bu yana ciddi hizmet verdiklerini belirten Karasu şöyle dedi. Niye geldik Bodrum'a? Biz 20 yıllık bir operatörüz, Alex Tor olarak. Antalya ve Dalaman havalimanlarına büyük pakslar yapıyoruz ama Bodrum'a henüz girmek nasip olmadı. İnşallah 2017'de Bodrum'a uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunun için fikir alışverişinde bulunmak için Sayın Başkanımla beraber ne yapabiliriz? Nasıl Bodrum'u daha iyi tanıtırız? Nasıl daha çok müşteri getiririz? Bunun için bir araya geldik. 2017 planlamamızla ilgili tamamen. 2017 ile ilgili hedef Ukrayna, Kazakistan ve Rusya. Rusya'dan haftada 7 uçak, Ukrayna'dan haftada 3 uçak. Kazakistan'daki uçak sayımız belli değil çünkü orada kendi uçaklarımızla uçmuyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Net bilgi 2 aya kadar belli olacak orada. Bodrum için Kazakistan'a bağlı olarak herhalde 35 bin civarı, 40 bin civarı bir rakam konuşabiliriz. TAV Pazarlama Koordinatörü Serkan Karaatay ise yılın ilk 8 ayında Milas Bodrum Havalimanı'na iç hatlardan 1.6 milyon, dış hatlar terminalinden ise 678 bin kişinin giriş yaptığını söyledi. Önümüzdeki yıl uluslararası yaklaşık 30 turist fuarında Bodrum'un tanıtımını sürdüreceklerini, bir Rus tur operatörünün Mayıs ayından itibaren kendisine ait uçaklar Rus, Ukrayna ve Kazakistan'da turist taşımaya başlayacak olmasının önemli bir moral sağlayacağını belirten Başkan Kocadon şöyle dedi. Bodrum'u tekrar programa almalarından dolayı, tabi bugüne kadar hiç Bodrum çalışmamışlar. Tabi biz de Bodrum olarak biliyorsunuz bu sezon biraz bütün Türkiye'de olduğu gibi yurt dışı turizminde de zorlandı Bodrum. Onun için adımları biraz erken atmak istedik bu sene. Sağ olsun TAV'la beraber yine tekrar bu çalışmalara başladık. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Kazakistan çok güzel pazarlar. Bu yerde Bodrum'a karşı da bir ilgi var ama tabii bu yerlerin Bodrum bilgisi o kadar fazla değil. Bodrum tanıtımını da önce bu yerlerde yapmamız lazım. Özellikle Kiev ve Moskova gibi iki büyük fuarda Bodrum'u çok iyi anlatmamız lazım. Kazakistan'a daha önce gitmiştik. Orada bir bu çalışmalar yapmıştık. Ama tekrar Vural Bey'in sayesinde bu çalışmaları hızlandıracağız. Tabii burada güzel olan bir şey var. Tur operatörünün kendi uçaklarının olması. Bu büyük bir avantaj. Kendi uçakları olduğu için de tabii ki pazarlamayı çok daha kolay yapabiliyorlar. Yeter ki Bodrum'a inansınlar, güvensinler. Tabii bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Bizim otelci arkadaşlarımızın da ilk defa Bodrum'a giren bu büyük tur operatörümüze biraz yardımcı olması lazım. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayındaki fiyat politikalarını bir defa daha gözden geçirip uzun bir sezon sürmesi için bunlara bu dönemde ihtiyaç var. Hepimizin birlik beraberlikle çalışmasına, paylaşarak çoğalmamıza bu günlerde ihtiyacımız var. Onun için ben tekrar hem otelci arkadaşlarımla hem Vural Bey'e bu güzel çalışmaları erken bir tarihte başlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Bodrum Belediyesi olarak da hepinizin bildiği gibi her zaman turizmcimizin, yatırımcımızın, tur operatörümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 30'a yakın fuara katılıyoruz Bodrum olarak. Ama tabii bizim için bazı büyük fuarlarımız var. Özellikle Hollanda olsun, Berlin olsun, İngiltere olsun. Şimdi tabii Moskova ve tabii buna bir de Kiev ve Kazakistan da ekliyoruz büyük fuarlarımıza. Onun için bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek.